Evet dostlar, Steam indirim videolarına devam ediyoruz. Bu videoda 50 TL ile 100 TL aralığında olacağım. Bu aralıktaki en iyi seçenekleri sizlere seçmeye çalıştım ama baktığımız zaman tabii ki artık 100 TL altında çok çok yeni, bir senelik bile belki de oyunları göremiyoruz. Evet, olan oyunlar var. İşte fiyatları artmayan ya da fiyatları arttığı halde hala güzel indirimlere düşen oyunlar var. Ben de bunları zaten sizlere seçmeye çalıştım. Bunun dışında baktığımız zaman hani çok derinlere derinlemesine inceleme yaptım ben bu sefer listede. Do derinlemesine inceleme yaparken karşılaştığım şey de şuydu. Çok saçma sapan fiyatlar var. Yani eskiden böyle 15-20 TL'ye burun kıvırdığımız oyunlar artık 80 TL, 100 TL civarında satılıyor. Bu tamamen saçmalık tabii ki. Yani fiyat saçmalı. Fiyatlandırma saçmalı. Yine de hani bahsetmeyi unuttuğum oyunlar falan olur. Bir şeyler olur. Sizin görüşleriniz olur. Bunları yine 50 TL, 100 TL aralığına bağlı kalarak yorumlarda belirtirseniz çok çok memnun olurum. Hem de içeriği geliştirmiş oluruz. Bütün arkadaşlara faydalı olacak bir içeriği sizlerle beraber oluşturuyoruz oluşturmuş oluruz. Şimdi sizlerle beraber derken bu aralar istatistiklerimiz bayağı yükseliyor. Yeni gelen dostlarımız var. İşte yorumlara çok güzel ifadelerle belirtmişler. İşte sizi daha önce daha nasıl fark etmemişim biz. Yeni gördüm abi seni filan diyenler. Daha önce nasıl karşılaşmamışız diyenler filan olmuş. Çok çok teşekkür ederim yorumlarınız için. Abone olarak da destek vermişler. Yeni gelen dostlarımıza bu video vesilesiyle hoş geldin diyorum. Hoş geldiniz aramıza dostlar. Tabii ki hepinizin destekleri çok çok kıymetli. Yine bu destekleriniz artarak devam edeceğini inancım inancım %100 bu desteklerinizle beraber ben de umarım bu işe devam ederek bu kanalı çok çok daha iyi yerlere hep beraber getireceğiz dostlar. Ailemiz hep beraber büyüyerek devam edecek. Ailemizin varlığı tabii ki. Evet sıkılmamanız için hemen başlayacağım tabii ki ama sadece küçük bir şeyden bahsetmek istiyorum. Bu videodan sonra kısa bir ara vereceğim indirim videolarına ama hiç merak etmeyin indirimler bitmeden yetiştireceğim. Sadece incelemesini yapmam gereken son günü gelen tabii tamamen benim uyarlığım bu. Son günü gelen incelemeler var. Oyunlar var. 3 ya da 4 tane olacak. Onları da bugüne yetiştirmem gerekiyor. Hepsini umarım yetiştirebilirim. Onlara da gereken ilgiyi gösterirseniz çok çok memnun olurum dostlar. Ki gereken ilgiyi göstereceğinizde de %100 eminim zaten. Bir beğeni bir yorum. Birazcık izlenme böyle. Birazcık izlenme derken sonuna kadar yani. Sonuna kadar birazcık izleyin. Öyle güzel güzel istatistiklerimiz de artsın. Evet Forza ile başlamak istiyorum. Forza Orza. Forza Horza Forza Horizon 4. Niye Forza Horizon 4? Tabii ki 5 çok pahalı olduğu için. Bence 4 hala gideri var. Grafikleri hala çok iyi. Hala oynanış mekanikleri hala hala yeni bir oyun aslında. Yani amma kaşındım be arkadaş. Hala yeni bir oyun. Ve fiyatlandırmaları zam görmüş olmasına rağmen bence iyi paketlerde. E, standart versiyon 65-67'ye satılıyor. Deluxe'ü yani geçebiliriz. Bence eğer bir fiyat yükseltmesi yapacaksanız yüksek daha yüksek bir paket alacaksanız eğer ben Ultimate versiyonu almanızı tavsiye ederim. E ederim. Çünkü çok fazla genişliyor. Haritada normalde standart versiyonda gördüğünüz bazı lokasyonlara mesela Ultimate paket sayesinde ulaşabiliyorsunuz. Bunun dışında ekstra arabalar sizlere hediye ediyor. Başlangıçtan böyle birçok geniş bir araba kataloğuyla başlıyorsunuz falan filan. Yani oyun, tabii ki oyun içinden de arabalar bulabiliyorsunuz. Oyun içinden de bazı lokasyonları açıyorsunuzlar ama yani mesela bir logo, Lego platformu yapmışlar. Çok hoş olmuş o. gerçekten oynaması çok eğlenceli. Oraya mesela Ultimate paketle ulaşabiliyorsunuz sadece. Onun da hani hatırlatmasını yapmış olayım. Sırada Near Automata var. Near otomati her indirimde çok tercih edilen çok sorulan. Al alayım mı? Ala almamak gerekir mi? Hani nasıl bir oyun? işte alınır mı diye soruları çok gelen bir oyun bu arada. Xbox'tan maalesef ayrıldı. Ayrılmamışsaydı çok çok daha güzel olurdu aslında. Hani ben de deneyimleyemeden daha ayrılması çok koydu bana açıkçası. Ama fiyatı güzel bir fiyat. Keşke benim de param olsa. Ben de alsam. %50 indirimle 66.50'ye düşüyor. Her zaman bu fiyata düşüyor zaten. Hani ben ne üstünü ne altını hiç görmedim. Böyle Nier'da her zaman sabit fiyatlandırmada olan oyun oyunlardan. Ha Xbox demişken Forza tabii ki Xbox seçeneği de var. Forza'dan bahsederken bahsetmedim çünkü Xbox'ın oyunu zaten. Onun için onu da kısaca burada söylemiş olayım. Hani Nier için söyleyecek zaten daha çok üstüne bir şey yok. Yeni replikant oyununun fiyatını hatırlamıyorum ama 100 TL'nin illaki üstündedir o. Ona zaten önceki videoda değindim mi? Değinmedim herhalde. Ya da değinmiş olalım kısaca. Şimdi Call of Duty oyunlarında da indirimler var. Güzel indirimler var bu arada. Call of Duty oyunlarının tamamında güzel indirimler var. 50 TL'nin altına iner fiyatlar da var hepsine. E belki hepsine bakamayacağım ama hatırlatmasını yapayım. Siz de bir bakın isterseniz. Satın almak istiyorsanız. Tabii ki ben bu konuda şunu söylemek istiyorum. Ben Activision satın alımını beklediğim için Xbox tarafında Nisan'ın sonuna doğru artık kesinleşecek. Onun haberini verdiler. Yani en azından büyük oranda kesinleşecek diye bekliyoruz. Çünkü en son sanırım Avrupa Komisyonu engel teşkil ediyordu. Avrupa Komisyonu derken Sony Xbox'ı Avrupa Komisyonu'na şikayet etmişti. Yani Sony'nin ağlamaları biterse, zırlamaları biterse yani masanın üstüne çıkıp tepinmeleri biterse biterse eğer Sony'nin umarım Activision anlaşması tamamlanacak. Ben %99 olacağını düşünüyorum açıkçası. Çünkü Microsoft için de bu bir prestij mücadelesi haline geldi. Bu saatten sonra bu anlaşmayı bırakacağını düşünmüyorum. Anlaşma tamamlandığında ki zaten Phil Spencer'ın da Xbox tarafından da bu şey haber yapıldı. Anlaşma tamamlandığı andan itibaren Call of Duty'ler Xbox kütüphanesine eklenecek. Bunun haberini verdiler zaten. Ben de onun için zaten parasız da olduğum için benim için en iyi seçenek Xbox'a eklenmiş olması Tabii ki yani kütüphaneme eklemek istiyorum. Ben kütüphanemde olsun, oynamak, kütüphanemde tozlansın istiyorum diyorsanız güzel fiyatlandırmaları düştüğünü söyleyebilirim. Şimdi şu üstteki sadece Multiplayer paketi. Onun için daha çok güzel fiyat inmiş falan diye bakmayın. Burada da zaten yazıyor. Şu versiyonu almanız gerekiyor. Hem oyun hem Multiplayer hem Zombie Chronicle. Tabii ki yani ne kadar Multiplayer oyuncusu kalmıştır, ne kadar oynayanı vardır onu bilmiyorum. Call of Duty Black Ops'ta 68 97 inmiş. Ama biliyorum gelecek. Xbox'a gelecek hepsi. Beleşe beleşe oynayacağım o. Oh oh. Evet Far Cry'dan zaten önceki videoda bahsetmiştim ama yine de kısaca bir bahsedeyim. Gold versiyonu inanılmayacak seviyede güzel bir fiyatta inmiş. Gold versiyonu da aldığınızda yine söylediğim gibi Far Cry 3'ü de alıyorsunuz. Aslında 2 oyun almış oluyorsunuz. İçerisinde geliyor. Gold versiyonda da tabii ki Far Cry'in bütün içerikleriyle geliyor. Ekstra haritalarının ekstra içeriklerinin de hiç yabana atılmayacak seviyede olduğunu söylemek isterim. Ana oyununda normalde Game Pass'in içerisinde de normal standart versiyonu Game Pass'le oynayabildiğinizi de belirtmiş olalım. Evet, Detroit Become Human her indirimin yine çok çok tercih edilen oyunlarından birisidir. Quantic Dream biliyorsunuz PlayStation'la olan eksklusif anlaşmasını bitirdikten sonra PC'ye portladı oyunlarını. Güzel de portladılar yani. Hiçbir ben gördüğüm en iyi PC portlarından biridir Detroit Become Human. Önceki oyunlar için de aynı şey geçerli tabii ki. Detroit her zaman 71 TL iniyor ama şurada mükemmel bir paket var arkadaşlar. Bu paketi daha önce ben görmemiştim. Belki gör, vardır da ben fark etmemiş de olabilirim bilmiyorum. 3 oyunu birlikte 110 82-80 TL alabiliyorsunuz. Oyunlar oldukça iyi fiyata gelmiş oluyor böylelikle. Çünkü tek tek baktığımız zaman 71 TL, 35 TL bu ikisi sanırım. Ne oluyor? Tabii ki 140, 141 TL ol ya gelmesi gerekirken buradan 112 TL'ye 3 oyunu birden almış oluyorsunuz. Tabii ki 3 oyun birden yoksa sizde bir de koleksiyonunuzu tamamlayın seçeneği çıkıyor mu bilmiyorum. Onu siz kontrol edin. Eğer koleksiyonunuzu tamamlayın seçeneği çıkıyor bir de daha uygun bir fiyata alabiliyorsanız zaten kaçırmayın derim. Evet yine tanınmış bildiğimiz oyunlardan Zaten bu sizlere çıkardığım oyunların çoğunluğu bu içeriğin yani bu aralıkta genelde bu tarz oyunlara, bilinmiş oyunlar çok böyle yeni bir şeyle karşılaşamıyoruz. Çünkü bu aralıkta dediğim gibi çok fazla yeni oyun artık yok. Yani 100 TL altında çok yeni oyunla karşılaşamıyoruz. Onun için de bilindik oyunlardan zaten. Belki de çoğunuzun bildiği fiyatlardan biraz gideceğiz. Evet Mafia Definitive Edition 90 TL'den satılıyor. Trilogy olarak paketi aldığı zaman da 150 TL geliyor. Geçmişte de zaten bu fiyatlara satılıyordu. Şimdi burada görünce söyleyeyim. Green Man Gaming linki görüp de olan çok iyi fiyatmış falan diyecek arkadaşlar vardır. Belki bilgileri yoktur. O hatırlatmayı da yapayım. Grimman Gaming evet TL olarak fiyatlar gözüküyor ama Türkiye satışı yok arkadaşlar. Türkiye'ye satış yapmıyorlar. Hani denemeye kalkarsanız büyük ihtimalle hata alacaksınızdır. Bunu nasıl aşabilirsin? VPN de olmuyor. Onu da söyleyeyim. Eğer ülkemizde Paypal olsaydı belki Grimman Gaming'den de satın alım yapabilirdik. Paypal'ın gitmesini sağlayan arkadaşlara da çok çok teşekkür ederiz. Böyle bir imkan bizi mahrum bıraktıkları için eğer yani yurt dışı bir kaynaklı bir ödeme yönteminiz varsa belki o zamana satın alım yapabilirsiniz. Onu denemedim çünkü benim yok. Ya da işte yurt dışından bir tanıdığınız vardır. O size satın alır, siz ona ödersiniz ya da ödemezsiniz bilmiyorum. Öyle belki Grimman Gaming'den onun dışında hiçbir şekilde Türkiye'den VPN dahil satın alım yapamıyorsunuz. Evet Fallout'lar var sırada Fallout 4 ve Fallout 76 ikisini de birer bahsetmek için ikisini arda arda koydum. Fallout 4 yani Fallout oyunları Bethesda test daha doğrusu zaten zamlanmıştı ama zamlanmasına rağmen yine de iyi fiyatlara düşüyorlar. Fallout 4 standart versiyon 60 TL 59 TL diyelim Hadi neyse 59 TL ama bütün içeriklerin içerisinde oldu. Fallout 4 Game of the Year Edition 87 TL satılıyor. Ne Fallout'u standart versiyonda daha uygun fiyata Game Pass içerisinden oynayabilirsiniz ama ekstra içeriklerinin de çok çok iyi olduğunu ya bana atılmayacak güzel içerikler olduğunu söylemek isterim. Tabii ki bu yani belli bir yere kadar devam eden bir oyun yani bir sonu var sonuçta olarak ama hiç sonu olmayan sürekli güncellemeler getirilen Fallout 76 da var. Fallout 76'yı artık ne kadar oynamak istiyorsanız o kadar oynarsınız. Ben 500 saat oynayanını da gördüm. 1000 saat oynayanını da gördüm. 2000 saat oynayan manyakları da gördüm. Saat, ya bir, bir, oyuna 2000 saat manyak olmak lazım harbiden gerçekten. Fallout 76 standart versiyonu da 87 TL'ye satılıyor. The Pit isimli tabii ki ekstra içeriklerin olduğu bir versiyon da var. Ama inanın ki gerekmiyor. Tabii ki isteyen alsın ona bir şey demem de. Burada da üyelik sistemi falan da yaptılar hatta bu şey için hani aylık bir opsiyonlarla ödeme falan yapıyoruz tabii ki ama bizim bizim ülkemiz için bence yüksek fiyatlandırmalar bunlar. Ben standart versiyondan bile hala çok çok memnunum. Hala ara ara, ara, ara girer oynarım arkadaşım. E, 600 700 saatleri geçti standart versiyonda ki hala gitmediğim, görmediğim yerler var diyor haritada. E, ya da işte yeni içerikler ekleniyor böyle yani geçtiğim daha önceden geçtiğim yerlerden bir daha geçerken yeni içeriklerle falan karşılaşıyorum diyor. Yani geliştirilen, güncellenen bir oyun. Onun için de hani standart versiyonu bile Game Pass üzerinden daha uygun fiyatta tabii ki oynayarak müthiş bir kar etmiş olursunuz. Şimdi rol yapma oyunlarından oyundan bahsedelim. Pathfinder. Pathfinder oyununun ikinci oyunu bu arkadaşlar. Enhanced Edition olarak geliyor. Biraz daha ekstra içeriklerle. Bu versiyonda 68-70'e inmiş dostlar. Mythic Edition diye de bir 134 TL'ye tabii ki versiyonu da var. Pathfinder'ın ilki daha önceden Epic Games tarafından ücretsiz verilmişti. Onu bir kontrol etmenizi tavsiye ederim. Tabii burada ilk oyunda bir indirimde 8 TL civarında bir indirimde sanırım. Ona da bakılabilir. Tabii ki zaten sonraki videolarda onlardan da bahsedeceğiz. Şimdi bu oyunlar hep sıra tabanlı oluyor genelde. Ama hani rol yapma oyunu dendiğinde asıl rol yapma oyunları dendiğinde genelde bu tarz oyunlar akla geliyor. Mesela bunun daha iyi örnekleri olan Divinity serisi gösterilebilir. Tabii ki Baldur's Gate 3 yakın zamanda or şey tam sürüme geçecek olan Baldur's Gate artık bu şeyin atası diyebiliriz. Çünkü birinci ikinci oyunla çok çok daha eski zamanlardan bundan başladı. Saf rol yapma oyunu olarak Baldur's Gate'i gösterebiliriz mesela bu konuda. Yine aynı şekilde Pathfinder'da bu türün iyi örneklerinden birisi arkadaşlar. İyi bir fiyata indiği için burada göstermek istedim. Menajerlik oyunlarında farklı bir bakış açısı F1 Manager. F1 oyunlarını severek oynayan dostlarımız için ya da işte böyle farklı bir menajerlik oyunu arayanlar için F1 Manager 2022'yi tavsiye ederim. Fena değil bir fiyatta. Çok mükemmel bir fiyatta değil tabii ki. Yani daha iyi bir fiyatta olmasını ben de isterdim. Yüksek bir fiyata satıldığı için %70 indirimli anca 98 TL'ye inebilmiş. Deneyimleyebildiğim bir oyun oldu. Yayında bakmıştık bu oyuna. Arka sıralardaki takımlarla başlıyorsunuz. Biraz daha zorlayıcı bir şekilde başlıyor. Daha çömezken sizi mesela böyle kalkıp da Ferrari'nin başına koymuyorlar mesela. Tabii ki onu hak etmeniz gerekiyor. İşte arka sıralardaki takımlarla başlıyorsunuz. Tabii arka sıralardaki takımlarda başlayıp God modu açtım ulan hepinizi <laughs> tokatlayacağım falan da yapamıyorsunuz. Yani gerçekçi yapmışlar. O anlamda söyle. Bunu söylemeye çalışıyorum. Yani gerçekçi bir şekilde kariyerinizde zorlanarak götünüzden ter akarak ilerlemeniz gerekiyor. E, o açıdan ben hoşuma gitti aslında ama e, oyun şeyleri, stratejileri siz belirliyorsunuz. Lastik seçimlerini, ne kadar benzin alacağını, araçların kaç tane pit stop yapacağını hepsini A'dan Z'ye ilgilenmeniz gerekiyor. Bu tabi bu gerçekçilik gerçekten çok çok hoş olmuş. Benim hoşuma gitti açıkçası. Evet başka bir yarış oyunu da hemen ardına koymuşum. Ride 4 oyunu. Ride 4'te de motosikletle yarışıyoruz bu, bu sefer sefer. Motosiklet Grand Prix'leri falan yapabiliyoruz. Motosiklet oyunlarının tabi tabii ki araç, araba oyunlarından bir farkı alışma süreci biraz daha zor oluyor. Çünkü hani şeyin sürüş mekanikleri güzel aktarılmış olsa da maalesef zor oluyor. Hele ki Ride 4 bayağı alışması zor bir oyun. E tabii ki zamlanmış bir fiyatı var Ride 4'ün. Ya Ben öyle hatırlıyorum en azından. Çünkü daha iyi fiyatlara satıldığını biliyorum. E hatta burada gözüküyor. Nerelerden nerelere çıkmış. Şu an 100 TL civarında Ride 4. Tabii ki eski oyunlarını da oynarım ben diyorsanız Ride'ın öteki oyunlarına da bakın derim. Daha iyi fiyatlara iniyorlar hala onlar. Daha zamlanmadılar ama ama tabii ki Riot 4 son temsilcisi. Bu arada GeForce da desteklediğini burada görebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu eklentiyi soracak arkadaşlar illaki olacaktır. Chrome mağazasına girip GeForce Now Steam yazdığınızda 3 tane eklenti çıkıyor. Üçünden birini kullansanız bunun gibi bir GeForce Now şeyini görebilirsiniz siz de. Bunun da bilgisini vermiş olayım. Crisis Remastered Trilogy paketi de çok iyi. Fiyatlara inen oyunlardan birisi. Böyle bu oyun içinde sürekli hani işte ha zamlandı ha zamlanacak şu, zam, şu zaman zamlanacak bu indirimden sonra zamlanacak diyen yayıncıların hepsi içerik üreticilerin hepsi göt oldu tabii ki. Ben hiçbir zaman içeriklerimde bak kesin zamlanacak al bu oyunu falan dememişimdir. Zamlanabilir lafını kullanmışımdır ama. Hani zamlanabilir böyle bir ihtimal var demişimdir. Çünkü çok iyi fiyatlara satılıyor. Fiyatlar da zamlandığı için bu aralar hani bu ihtimal dahilinde zaten hepimiz biliyoruz da işte son indirim olabilir. Bu değerlendir. Değerlendirebiliyorsan al. Yapabiliyorsan al. Alabiliyorsan al gibi şeyler ben de söylemişimdir ama hiçbir zaman o çok bilmiş içerik üreticileri gibi bak kesin zamlanacak bu indirimde al. E zamlanmadı. İşte bu indirimde zamlanacak. Kesin onu arkadaşa sorsam bu indirimden bahsediyorum ben. Bu indirimde zamlanacak de, diye kendini savunabilir de. Öyle de yüzsüzler. Yani evet güzel fiyat. Zamlanabilir. Böyle bir ihtimal var tabii ki. Bu arada Game Pass üzerinden de oyunlara ulaşabiliyorsunuz arkadaşlar. Game Pass'te EA Play var ya. EA Play'de artık eklendi. 3 oyunda EA Play'e eklendi. Yani Steam üzerindeki EA Play'de de olması lazım. EA Play olan herhangi bir kütüphanede. Remasterlar. crisisler remaster olarak da ulaşılabiliyor. Hatta eski versiyonları da var. Yeni versiyonları da var. Gerçi yani yeni versiyon varken eski versiyonu ne yapacaksın? E belki karşılaştırma yapmak isteyenler vardır. E açıkçası zaten ben Crysis 3'ün çok böyle remaster yapmaya gerek olan bir oyun olduğunu da zannetmiyorum. Zaten çok iyi bir oyundu. Şundan 4-5 sene öncesine kadar grafik test benchmark videolarında falan kullanılırdı yani. Öyle bir oyundan bahsediyoruz. Hala çok bilgisayarları zorlayan bir oyun zaten. Remaster yapılması çok da gerekli değildi bence. Güzel de bir paket. 51-31. Güzel bir fiyat. Tekil olarak aldığınız zaman 41 TL bir fark oluyormuş. Mükemmel bir fiyat. Bence değerlendirin. Evet Blaskovic. 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 Neydi lan bu herifin ismi? olması lazım. Blaskovic'in son macerası. Wolfenstein 2 New Colossus da yine bence iyi bir fiyata düşmüş. Önceki oyunlarında da tabii ki illaki oynamak lazım ama hani bu fiyatta bir Wolfenstein kaçırılmaz. Game Pass tabii ki seçeneği de hala duruyor. Bir tarafta Bethesda oyunlarının hepsi zaten Game Pass'te var. Ya. Onun artık söylemeye gerek yok. Deluxe açıkçası hani ben yorumlarını şey yani şeylerin derecelerini yorumlar çok iyi bulmamıştım. Ana oyun bile zaten baya baya uzun bir oynanışa sahip ve doyurucu bir oyun gerçekten. Oyun hatta bunu kanalda serisinde yapmıştım. Çok keyif alarak oynadık o zamanlar. E ben niye son oyun diyorum? Aslında bundan sonra çıkan bir Young Blood var ama Young Blood'da Blaskovic'in Blood kızlarıyla oynuyoruz. Onu ben hiç ısınamadım yani. Bir, her aksiyon sahnesinde bir arıyorum böyle sürekli. Olmuyor tabii ki. E seri olarak oynamakta da tabii ki yarar var. Oyunun eski oyunların hepsinin sırayla devam ettiğini ve bir hikayeyi devam ettiren şekilde böyle bir koca bir hikayenin 2-3'e iki, iki şey, bölünmüş hali olduğunu söyleyeyim. New Order birinci oyun. New Colossus ikinci oyun. Ama bir de Old Blood diye bir oyun var. Bu Old Blood New Order'ın da öncesini anlatıyor. Aslında New Order'dan sonra çıktı çıkış yılı olarak. Ama New Order'ın öncesini anlatıyor aslında. Yani 1-2-3 böyle başlayarak devam edebilirsiniz. Young Blood son oyun artık. Oynarsınız oynanmazsınız ona karışmıyorum. And Sniper, Ghost, Warrior, Contracts da 1'de 2'de yine indirimdeler. Onları da bir an da bahsetmek için buraya böyle koydum. Şimdi hani birinci oyun eh, fena değil. Çok daha iyi indirimlerde tabii ki almıştık. Bu zamlandı çünkü. Zamlandığı halde fena değil fiyatının. Fena bir fiyata inmediğini düşünüyorum. Bu gizlilik gerektiren sniper oyunları zaten hani sniper'san gizlilik gizlilikle oynaman gerekiyor. Onun için de hani bu oyun güzel yapılmış o açıdan. Gizli bir şekilde her şeyi yapabiliyorsunuz ama tabii ki oyun içerisinde sizi zorlayan birçok şey de var. Bunları saf dışı bırakmanız gerekiyor işte savunma kuleleri işte ne bileyim bekçileri ortadan kaldırmanız gerekiyor. İşte sizi zora düşürecek her şeyi ortadan kaldırıp hedefinizi ondan sonra da ortadan kaldırabilir. Ya da hedefinizi ortadan kaldırıp işte götüm götüm koşarak falan da uzaklaşabilirsiniz. Öyle seçenekleriniz var. İki oyunda şu an indirimde. Birincisi 60 TL'ye inmiş. İkincisi de bakalım 98 TL'ye inmiş. İkinci için tabii ki şöyle yorumlar var. Birincinin kopyası ama daha gelişmişlik Ama kopyası şeklinde olmuş diyenler var. Hani birinciyi kopyala yapıştır, copy paste yapmış diyenler de var. Tabii ki bunun araştırmasını az buçuk size bırakıyorum. Her şeyi ben yaparsam ne kıymeti kaldı değil mi? Bir böyle açacaksın bir şey. Videolarını seyredeceksin oyunun. Güzel mi değil mi? Ben sadece öneriyorum burada. Ben beğendiğim bir oyun. İlkini satın almıştım. çok da beğendim. İkinciyi almadım. Niye? Pahalı gelmişti o zaman ama şu anki fiyatları fena değil gibi gözüküyor. İkisi 1 bir, ile 2'yi beraber alabileceğiniz daha iyi bir fiyat alabileceğiniz bir paket de yapılmış tabii ki. Ekstra içeriklerinin yani DLC versiyonlarının çoğunluğunun skin paketi ya da ekstra silahlar falan olduğunu da söyleyeyim. GeForce gördüğünüz gibi GeForce Now olarak bunlar da GeForce Now'da oynanabiliyor. Önceki oyunlarda bak söylemedim. Crysis Remaster'lar da GeForce Now'da destekliyor arkadaşlar. Wolfenstein'da öyle bir şey varmış. Yokmuş. Devam edelim. They Are Billions oyunuyla. They Are Billions oyunu benim çok çok beğendiğim bir strateji oyundur arkadaşlar. Aslında hani burada söyleyen evet üs inşa etmek, koloni simülasyonu, strateji, zombi hepsi var. Ama bence bir taraftan da bir hayatta kalma oyunu. Niye böyle söylüyorum? Çünkü şuradaki gibi mesela... <laughs>

<laughs> bir zombi sürüsüne karşı hayatta kalmanız gerekiyor. Bir sa sayaç oluyor ve o sayaç bittiği anda bir zombi sürüsünün akınına vuruyorsunuz. Bu akın öncesinde en iyi stratejiyi belirleyip kısıtlı kaynaklarla o zaten sinir edici kısıtlı kaynaklarla en iyi savunmayı yapmanız gerekiyor yoksa böyle bir manzara ile karşılaşabiliyorsunuz. Bir zombi sürüsü tarafından da bütün emeklerinizin boşa gitmesi açıkçası çok çok kötü oluyor maalesef. Ama oyun grafikleri olsun, mekanikleri olsun, oynanışı olsun bence güzel bir oyun ki güzel de bir fiyata düşmüş. Hiç bu fiyatlara düştüğünü görmemiştim herhalde. Eski geçmişten bahsetmiyorum yani önceki bu 2018'i dikkate almayın. Yani yeni fiyatlandırmalar neticesinde artık bu fiyat gerçekten uygun gözüküyor ve GeForce Now tarafından da destekleniyormuş oyun. GeForce Now'da da oyunu oynayabiliyorsunuz arkadaşlar. Valla ben çok keyif alarak oynamıştım zamanında. Keşke ya bir vakit bulabilirsem eğer işte indirim zamanları böyle alnımızın akıyla çıkarsak şu indirimlerden boş vakit bulabilirsem eğer oynay biraz daha ilerlemek istediğim oyunlardan birisi. Evet Metro serisinde de çok güzel bir indirim var. Yine çok bilmiş YouTuber içerik üreticilerinin kesin zamlanacak bak bu indirimde kesin zamlanıyor alamıyorsun bak öteki indirimde alamıyorsun kesin zamlanacak bu indirimde deyip 3-4 indirimdir zamlanmayan Metro serisi. Yani yine aynı şeyi söylüyorum kimse bilemez bunu. Yani şimdi kalkıp da Deep Silver biz zam yapıyoruz demedikçe kimse bu oyunun bir sonraki indirimi zamsız göreceğini ya da göremeyeceğini iddia edemez. Ben iyi bir indirim, zam görebilir. Her zaman söylediğim gibi böyle bir ihtimal var. Değerlendirebiliyorsanız, bütçeniz varsa alabiliyorsanız alın. Doğrultusunda tavsiye veriyorum zaten. Bu tavsiyeyi de değerlendirip değerlendirmemek tamamen size kalmış arkadaşlar. Metro serisinin de biraz önce söylediğim işte Wolfenstein serisinde olduğu gibi ardarda devam eden bir hikayesi var. Hatta o kadar güzel yapmışlar ki yani birinci oyun bittiği yerden ikinci oyun başlıyor böyle. Çok güzel yapmışlar, o çok hoşuma gitti ve her oyununda var bu yani ikinci oyun bittiğinde de yerden de üçüncü oyun başlıyor. Böyle sanki bir kitabı okuyormuş gibi ya da tek bir oyunu üçe bölmüşler de hepsini oynuyormuşuz gibi geliyor. Tabii ki hepsinin kendine has özellikleri var. Bu arada Game şey, GeForce Now tarafından Exodus ve Last, Last, Light destekleniyor. Redux desteklenmiyor. Niye desteklenmiyor bilmiyorum. Bakın bir size de göstereyim. Bakın desteklenmiyor gözüküyor. Belki de o etki şeyde eklentide hata vardır bilemiyorum. Evet kesin zam yok. Öyle bir şey yok. My Time at Sandbrook. Porsche'ye yapan firma Pate Games yeni oyunları yine bir yaşam simülasyonu, bir işte sandbox oyunu, daha da geliştirilmiş grafikler, daha geliştirilmiş mekanikler, daha iyi bir atmosferle bu oyunu bize sundular. GeForce Now tarafından desteklenen oyun, yani GeForce Now'da da oynayabildiğimiz oyun şu an %20 indirimle 56 TL'ye satılıyor arkadaşlar. Burada dikkatimi çeken şeylerden birisi şu oldu, yorumlara baktığımda herkes şöyle yapmış, göstermek istiyorum. Please a Turkish language, Türkçe dil desteği olmalı. Bak bu doğru olanı bu arkadaş yapmış bu yapmamış. Niye? Ve birçok kişi de böyle gördüm. İşte olumlu yorum verip ondan sonra lütfen Türkçe dil desteği koyun diye ricada bulunmuşlar. Evet güzel bir rica ama bununla ilgili ben bir içerik hazırlamıştım Türkçeleştirme ile ilgili. Bunu e, yerelleştirme olması lazım. Başlığı yerelleştirme adı altında kanalda bulabilirsiniz. İsteyenlere linkini de atarım zaten. Bir araştırma sitesinin Steam üzerinde bir incelemesi var arkadaşlar. Bunu da incelerken işte şu notu düşmüşler. Rusların yaptığı bir olay. Diyorlar ki eğer diyor oyunlarınıza Rusça dil desteği koymazsanız Rus oyuncular oyunları satın alıyorlar ama olumsuz yorum yapıyorlar ve olumsuz yorum yaparken de işte Rusça dil desteği olmadığı için tavsiye etmiyorum diye olumsuz yorum yapıyorlar diyor. Şimdi sen buraya olumluyu verdikten sonra buraya istediğin kadar istiyorsan spam yap buraya. Türk language please support falan diye istersen böyle sayfa sayfa yaz. Adamın umrunda olmayacaktır. Çünkü sen adamın istediği şeyi zaten verdin. O olumlu yorumu almaya çalışıyor senden. Çok güzel bir araştırma olmuş. Oradaki tavsiye edilen şey de çok güzel bir şey. Çünkü o kadar çok adamlar olumsuz yorum yapıyorlarmış ki oyunun şeyi e, buradaki çoğunlukla olumlu falan diye gözüken kısım var ya öyle bir düşüş yaşıyor. Bu da oyunu satan ya da oyunu pazarlayan şurasından bahsediyorum. Oyunu pazarlayan firmanın dikkatini çekmiş oluyor. Burada var mı? Bakalım dil. Bakın illaki Rusça. Bak burada da var. Niye birçok oyunda var? Steam özelinde bahsediyorum. Niye birçok oyunda var? İşte bundan dolayı var. Adamlar çözmüşler olayı. Hani onun için sen buraya olumluyu verdikten sonra istediğin kadar Türkçe dil desteği yal var adamın umrunda olmayacak. Bunun dışında başka neler yapıyorlar? Bunun dışında topluluk kısımlarına giriyorlar. Topluluk kısımlarında konular açıyorlar. Konular açıyorlar orada da geriyorlar oyunu. Orada da kötülüyorlar. Ya evet biraz acımasızlık olarak gözüküyor olabilir ama ama bu işin maalesef ki gideri bu arkadaşlar. Ben öyle bir yerelleştirme diye bir akım başlatmak istemiştim ama tabii ki büyük bir kanal olmadığım için bir akım falan başla satamadık maalesef çok da işe yaramadı. Keşke böyle 50-60 bin seyredilen bir kanal olsaydım da o zaman o videoyu yapsaydım. İşte o şekilde o videoyu yapsaydım büyük ihtimalle çok daha büyük başarılara ulaşırdık ki burada onun benzeri bir evet arkadaş da yazmış zaten. Bakın Türkçe dil desteği vermedikleri için önermiyorum. Oyun güzel fakat yerin şey adam yerine koyulmamak siniri bozucu. Helal olsun Reddit kullanıcısı mükemmel yazmış. Olması gereken bu. Yani eğer ki bir oyunun size değer vermesini istiyorsanız daha doğrusu bir oyuna değer verilmemekten şikayet ediyorsanız böyle yapıp ondan sonra da please turkish language yazmayacaksınız zaten bu adam almış alacağını senden. Neyse burası biraz uzadı ama kusura bakmayın. Bunu bundan bahsetmek istedim. E son olarak The Ascent oyunu yine o mükemmel geleceği gören YouTuber arkadaşların kesin zamlanacak bu oyun dedikleri oyunlardan birisi kaç tane indirim oldu hala zamlanmadı. Ha hala zam ihtimali var. Onu da söyleyelim. Bak ondan sonra bak linç edilmek istemiyorum. Bunu söyleyeyim çünkü de hani bundan sonra zamlanır filan. Ya güzel bir fiyat. Çok iyi bir fiyat. Hatta ben sürekli söylüyorum Cyber Edition çok iyi bir paket. Bununla değer değerlendirin. Değerlendirebiliyorsanız şimdi bütçesi olmayan adama sen istediğin kadar bak değerle bak zamlanacak kesin al. Ay adamın parası yok ne yapsın? Şimdi sen ona istediğin kadar söyle bunu. Ne olacak ki yani? Bu değişmeyecek yani. Bir de ekonomimiz de belli. O durumumuz da belli. Olayımız da belli. Ama insanların yanlış yönlendirilmesi beni kızdırıyor. Yani adama kalkıp da bak böyle çok almak istiyor belki bu adam. Sen ve adamın bütün ümitlerini boşa çıkartıyorsun. Belki de işte şey yapacak. iki indirim arasında kenara biraz para koyacak. Boyunu almaya çalışacak belki ama sen seni takip ettiği için ve senin sözlerine güvendiği için de sen o adama bak bu oyun kesin zamlanacak bir daha alamayacaksınız diye o adamın ümitlerini de kırdığın için, hayallerini de yıktığın için belki de kenara para koyması koyacakken koymaktan vazgeçiyor ve bir indirim sonra bir bakıyor ki ulan yine indirime girmiş ya hani zamlanacaktı? E ben kenara para koyup biriktirip bu oyunu alabilirdim diyecek belki. İnsanların hayalleriyle oynamayın arkadaşlar. Bunu söylemeye çalışıyorum. Yani ba önceki bahsederken kastettiğim şey bu buy buydu aslında bak şimdi benim de jeton geç düştü biraz. Evet. The Ascent oyunda 50 TL çok iyi bir fiyat. Game üzerinde hala oynanabiliyor. Onu da söyleyeyim. Curve oyunlarıyla baya bir haşır neşir zaten Game Pass. Paradox oyunlarıyla çok haşır neşir. Onu da haberini vermiştim zaten. Ama eğer illaki almak istiyorum ben bu oyunu diyorsanız oyunu da az buçuk bahsetmem gerekirse Cyberpunk temalı böyle farklı bir gelecekte geçen. Hatta Cyberpunk 2077'den çok çok daha iyi Cyberpunk temasını aksettirebilen oyuncuya yaşatabilen bir oyun. birinci göz değil böyle izometrik açılı görüyoruz oyunda ama yine de o atmosferin içinde kendinizi gerçekten hissediyorsunuz. O açıdan baya güzel bir oyun olduğunu düşünüyorum. Tavsiye de ediyorum. Ve son olarak Partizans 1941 oyunuyla bitirelim. Komandos oyunlarını az buçuk bilenleriniz varsa eğer gerçek zamanlı taktiksel strateji, gerçek zamanlı zorlayıcı taktiksel strateji ya da gerçek zamanlı sıçıttırıcı diyelim. <laughs> Ve oyunlarından bahsediyorum. En iyi temsilcilerinden birisi gerçekten. Ve çok çok güzel bir fiyata satılıyor. Partizans oyun içinde tavsiye verdikten sonra bitirelim. Evet oyun tavsiyelerim bu kadar. Biraz uzatmış olabilirim kusura bakmayın. Kısaltmaya çalışacağım tabii ki. Buraya kadar seyreden herkese çok çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın dostlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.